Bir gün sahne arkasında bir şey var. Jeneratör kamyonu var. Onun işte görevlisi bana dedi ki abi birkaç kişi var mı filan dedi. Neden dedim? İşte mazot getireceğiz filan yükleyeceğiz. O anda kafama dank etti. Ulan biz hani her şeye karşıyız, barışarak falan hani çevreciyiz filan ama sahnenin enerjisi mazotla sağlanıyor. İnanılmaz bir çelişki. Eyvah dedim, biz ne yapıyoruz? Barış Arak'ın son yılında galiba hatırlıyorum. Ben çünkü gönüllü olarak sahne görevlisiydim. Hani sahne programını yapıyoruz, grupların saatleri, ses sistemi, şu tip, o tip şeylerle uğraşıyordum. Sonra ben iyice şeye daldım. Güneş enerjisi mevzuna öğreniyorum filan. Nasıl çalışıyor bu, ne, nasıl oluyor bilmem ne filan. İyice kaptırdım. Küçük bir panel almıştım. Bir de bir küçük gitar amfim vardı 15 wattlık. Onu şeye nota sehpasına koyuyordum, bağlıyordum. Güneşe tutunca ampli çalışıyor. Çevir gölgeye gelince çalışmıyor filan. Onunla bir süre hani gösteriler yapmaya çalıştım. Hani bir takım şey vardı. Nedim Azar Yeşil Kürsü diye bir NTV'de dizi belgesel yapmıştı. Sinop'ta gittik, öyle bir şeyler yaptık filan. Sonra tabii zamanla o güneş enerjisi mevzu iyice kafama takıldı. İlginç tasarımlar, hani çevre sadece enerjiden mevzu bahis değil, başka konular da var, işte su var, bilmem ne var, başka şeyler de. İnternette ararken çok ilginç genç tasarımcıların bu konuda yarattığı şeyler dikkatimi çekti. Şehir mobilyaları, mesela bir tane şey var, büyük bir lamba var bir şehrin meydanında. Çevresinde 7-8 tane bisiklet monte edilmiş, hareket etmiyor. Çocuklar filan orada pedal çeviriyorlar işte gündüz. Sonra o pedal çevirmelerle aküsü doluyor. Gece de kocaman lamba meydanı aydınlatıyor. Yani bu tip şeyler, hani insan gücüyle çalışan şeyler. Sonra evde şeyimi hesaplamaya başladım. Ben ne kadar enerji kullanıyorum? Bir tane alet aldım, prize takıyorum. İşte televizyonu, buzdolabını takıp her birini ne kadar enerji harcadığını tespit edip toplayıp günlük ne kadar enerji harcadığımı buldum. Bunu nasıl azaltabilirim? İşte çamaşır makinesi elektriksiz nasıl çalışır? Arıyorum, bir baktım adam bir eski bir bisikleti şeye bağlamış, çamaşır makinesinin merdanesine pedal çevirerek çalıştırıyor filan. Böyle bir sürü fikirle karşılaştım. Tabii bunlar heyecan verici. Hani insanlara anlatınca bunlar deli işi filan. Ya bırak, bunlarla ne uğraşıyorsun filan diyorlar da. Ama işte hani tabii bunlar bireysel çabalar. Bireysel çabalarla değişime katkıda bulunmak. Hani ben kendim ne yapabilirim sorusunu sor. Bunu soran sadece ben değildim. Dünyada böyle milyonlarca insan var. Hala da var, gittikçe de çoğalıyor. ...2009'da bir şey fark ettim. İkinci Türkiye Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı diye bir şey gördüm internette. Araştırdım falan, hani aklıma bir şey geldi. İşte o sırada da Serap Yağız Suların Uğultusu diye bir grup da vardı Moğollar dışında. Suların Uğultusu diye bir albüm yapmıştık. Daha sonra bir albüm yapacağız da ne yapacağımızı bilmiyorum. O fuar şeyini görünce aklıma bir fikir geldi. Ben dedim hani Güneş Şarkıları diye bir albüm yapayım. Besteler filan neyse. Ve fuar yöneticilerini bulayım. Onlara teklif edeyim. Bu fuarda bize güneş enerjisi temin etsinler. Biz de Türkiye'de ilk defa güneş enerjisiyle beslenen bir sahnede çalalım. Koordinatör sevimli bir bayandı. Ona anlattım. Harika fikir filan dedi. Özel sahne hazırladılar.
Üstüne de Türkiye'de ilk defa güneş enerjisiyle konser falan diye yazdılar falan. Bir de Gira Solar diye bir firmada bayağı bir iyi bir şey sistem kurdu. Orayı sahneyi besledi. 2000 wattlık ses sistemini olduğu gibi güneş enerjisiyle kullandık. Konser verdik. Fuar yöneticisine dedim ya, ben Güneş Şarkıları diye bir albüm yapıyorum. Hani biz de fuarda çalalım, siz de bize güneş enerji. Ama da ya şarkı markı yok ortada. Onlar okey deyince ben şeyi aradım, yani internette antoloji.com diye bir site var. Türkiye'nin şiir şeyi, database'i yani deposu. Hani bir de Türk halkı şairdir diye bir şey var ya, herkes yazıp yazıp oraya atıyor. Güneş temalı şiirler buldum. Yüzlerce içinden seçtim güzel olanları. Sonra oranın işte neydi, adminini buldum. O kişilerin adreslerini, telefon hepsiyle görüştüm. İzinlerini aldık falan. İşte bir tane Işık diye kendim söz yazdım. Bir de Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin türküsünü koyduk. Albüm öyle tamamlandı. Yani vesile oldu ve çok güzel bir albüm oldu. Hala da en sevdiğim, yaptığım en güzel işlerden biri diyebilirim ki çoğunu beğenmem yani. Ama onu hala beğeniyorum. Orada Hayko Cepkin'le Serap düet yaptılar. İşte Harun Tekin'le ben yaptım falan, öyle bir takım şeyler. Güzel albümdü, o ayrı konu. Sonra bir an düşündüm. Yani bütün iş yerleri, fabrikalar falan güneş enerjisiyle beslenen sistemler kursa bir kere maliyetlerde, ürün maliyetlerinde acayip bir düşüş olacak. Hani en ufak bir zor bir durumda işçi çıkarmalarına gerek kalmayacak. Ürünler ucuzlayacak. Hani tabii bu benim şey, ne derler, bardağı dolu tarafından bakan bir görüş. Tabii iyi niyetli değil birçoğu. Ürünler ucuzlayacak. Refahın artmasına, yaygınlaşmasına sebep olacak falan filan. Böyle şeyler kurdum kafamda. Adam Afrika'da çölde bir şey icat etmiş. Afrika'da çölde havadaki nemi suya çeviriyor, bir bitki yetiştiriyor. Sonra bir an düşündüm. Havada nem dediğin zaman havada su var. Su zaten orada sürekli, o şeyde, atmosferde su var. Su savaşları falan diyorlar hani Orta Doğu'da hep öyle şeyler, teoriler vardır ya. Ne gerek var? Havada su var. Bedava, saçmalamayın, niye savaş? Falan böyle fikirler gelişti kafamda. Yani hakikaten başka bir dünya gerçekten mümkün. Çözümler var, hepsi bulunmuş. Sadece uygulanması lazım. Küçük bir güneş enerjisi sistemi, bir de böyle küçük bir mobil sahne. Gidelim sahil kasabalarında, küçük meydanlarda 100-200 kişinin duyabileceği bir şekilde çalalım. Bir de stand açalım. Güneş enerjisi nedir bilmem ne anlatılsın. Şimdi güneş enerjisi dedim ya, hem bireysel olarak kullanabiliyorsun kendi evinde, işte villanda, teknende bilmem ne, neyse işte. Ama aynı zamanda güneş tarlaları kurarak şirketler merkezi enerjiler şey diyorlar, satıyorlar. Onlar satıyor. Karbon ayak izini sıfır olmasa bile minimuma indirmek mümkün. Yani korkunç boyuttayız ama bunun tam tersi, harika bir ülke, harika bir gezegen olmak mümkün. Bütün her şey var. Sadece bunu yapma isteği gerekli. Koskoca evrende, Samanyolu galaksisinde, güneş sistemi içinde bir gezegen. Dünya bir gezegen. Sonuçta yukarıdan bakınca böyle küçücük bir gezegen işte. Biz burada ülkelere ayrılmışız. İşte savaşlar, ticaret, bilmem ne, para birimi, cart curt, bir sürü saçmalıkla uğraşıyoruz. Aslında yukarıdan bakınca hiçbiri gözükmüyor. O yüzden biz bir gezegendeyiz. Hepimiz uzaylıyız aslında. Uzayda yaşıyoruz. Çünkü dünya da uzayın içinde. Sınır mınır filan önemli değil. Zaten işte sümüklü böcekler, arılar marılar sınır dinlemeden oradan oraya geçiyor. Kimse onlara pasaport filan sormuyor. Yani böyle bir şey, bunlar artık hakikaten çağ dışı şeyler. Ama ne yazık ki var, hala var ve sürüyor yani. Yani bir çözüm, sorunlar, çevreyle ilgili sorunlar. Sınır dinlemiyor. Oradan oraya yayılıyor. Herkes bir atmosferin içindeyiz çünkü. Herkes birbirini etkiliyor. Çözümler de bir sınır tanımamalı. Ama ne yazık ki böyle. Çözümler de evrensel ve gezegen boyutunda olmalı.
Ama o düşünce heyecanlandırıyor insanı. Yani dünya daha iyi, başka bir dünya mümkün diyorsun ama hakikaten mümkün yani. Bakıyorsun çözümler var. Her konuda çözüm var. Hala mümkün mü? Hala mümkün.